Herkese merhabalar. Bugün en sevdiğim arkadaşlarımdan birinin yanındayım ve inanılmaz canlıları var. Görmüş olduğunuz bol piton aslında bir süper banana pastel butter, inanılmaz bir şey. Fakat size göstermek istediğim daha fazla şeyler var. Ve birazdan canlı yayına başlıyorum. Şu an herkesin gelmesini bekliyorum. Selamünaleyküm demiş PES Pro. Hoş geldin kardeşim. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Şu güzelliğe bak. Şu an bir kişi, iki kişi olduk. Berkay demiş, ne haber abi? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? 7 olduk. 10 olduk. Birazdan Reptile Room'u göstermeye başlayacağım. İnanılmaz bir bölüm olacak bizim için. İlk defa Reptile Room göstereceğim size. Haklısınız çünkü çok fazla istek vardı. İşte bize göster, hayvanları göster, öyle bir canlı yayın yap. YouTube'da seni bekliyoruz derken bugün tam da günü. Siz şanslı izleyiciler gecenin geç saatinde de olsa Reptile Room'u seyredeceksiniz. Görmüş olduğunuz bananayı, süper banana pastili. Bu salatını işte. Hop. Yerine koyuyorum, bakın. Yerini de gösteriyorum size. Hop. Yerine saklama. Orası değil senin yerin. Orası değil. Ha, burası. Hop. Sağ ol sevgili canım. Yerine koyuyorum. Getirin mi? Olur. Burada inanılmaz bir canlı var. İnanılmaz bir canlı var. Dayı. Gel buraya. Gel buraya dayı. Gel buraya. Görmüş olduğunuz canlı arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük kertenkelesi. Ve karşınızda dayı. Dayı. Ona biraz narin davranmanız lazım. Biraz narin davranmanız lazım. Çünkü dayı birazcık kızgın. Çünkü şu an bayağı bir aç. Tamam, ısırma beni, gel. Gel. Eğer monitör türlerine böyle yumruk yaparsanız elinizin büyük olduğunu ve dokusunun, yani Jacobson organına gönderdikten sonra işte bir yem olmadığını anladıktan sonra ne olacak biliyor musunuz? Sizin elinizi ısırmayacak. Fakat birazdan ona yiyebildiği bir şeyi gösterince nasıl reaksiyon gösterdiğini gördüğünüzde inanamayacaksınız. Şimdi onu besleyeceğim ve aslında Ridiculous'in ne kadar agresif, ne kadar yeme karşı agresif bir kertenkele olduğunu anlayacaksınız. Şu an aslında elime de hamle yapacak mı diye bakıyoruz. Bakın, elimi tuttum sabit, hiç kaçırmıyorum. Gördüğünüz gibi elimi sadece kokluyor. Şimdi ona gördüğünüz gibi bir but vereceğim. Bakalım but verdiğimde ne olacak? Jacobson organı çalıştı. Şu an harekete geçti. İnanılmaz bir atak. Aman Allah'ım. Ağzını açıp kapatıyor. O daha demin elini gönderdiğin zaman hiçbir şey yapmayan hayvan şu an bakın istediğim her yere geliyor. Bakın buraya götürüyorum. Gel, burada besleyeceğim seni diyorum. Gel, biraz daha gel. Pati attı. Bir pati daha attı. Pati diyorum çünkü kocaman. Ve şu an hoppa! Yemi kaptı. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz. O Jacobson organı bakın, şu an elimde tavuk kokusu var. Ve elimin ne olduğunu biliyor. Normalde onu hemen ağzına götürüp benim elime saldırması lazım. Çünkü yeni bir yem daha isteyecek. Fakat bu kuyruk hemen vuruyor. Daha sonrasında da gördüğünüz gibi yemeğini yiyecek. Şimdi onu monitör türlerini, daha doğrusu yemek yerken evcilleştirmesi lazım ama bunu kaldıramıyorum bile, o kadar ağır ki. Hadi gel, çık buraya. Oh. Tamam, gel. Hop. Ah, onu itekledim biraz ki size göstereceğim. Bakın normalde yere sürtüp yemesi lazım monitörlerin ki o da sürttü şu an ve ağzına göre onu biçimlendirip nasıl yutabilecekse hemen
Hop yerleştirdi ve yemeğini yemeye başladı. Hop bitti. Şimdi yedikten sonra monitör türleri genellikle biraz daha uysallaşır. Çünkü artık karnı tok. Artık yem aramıyor ve bunu biraz seviyorum. Şu an elimde tavuk kokusu var. O yüzden elime hamle yapacak. Görüyor musunuz? Elime hamle yapıyor şu an. Ama yumruk yaparsam ne olur? Hop. Hemen geri çekilecek. Çünkü onun hiç haz etmediği bir koku Jacobs'un organına gidiyor. Bu diyor tavuk koksa da tam anlamıyla benim istediğim bir koku değil diyor. Ve işte burada beyin, monitör her şeyin ortasında devreye giriyor. Ve size başka bir canlı daha göstermek istiyorum. Burada şu ana kadar dünyada görmüş olabileceğiniz en büyük, dünyada demeyeyim pardon yanlış oldu burayı düzeltiyorum. Türkiye'de görebileceğiniz en büyük arowana var. Bu arowana tam 45 santim. Bakın elimi tutuyorum ve ilerleyip gidiyor. Aynı zamanda burada inanılmaz bir deniz akvaryumu var. Deniz akvaryumu benim yapmak istediğim ve her zaman korktuğum bir hobi. Çünkü tuz oranı tutturmak işte bu canlıların bakımını sağlamak falan filan derken ciddi anlamda emek isteyen, onlarla vakit geçirmeniz gereken bir durum. Ve aslında benim için çok özel bir canlıdan bahsetmek istiyorum. Burada, şu an açıyorum, size göstereceğim. İnanılmaz bir canlı var. Şimdi onu size çıkarttım. Karşınızda smok boğa. Bunu dünyada sadece 3 kişi de görebilirsiniz. Bir tanesi de burada Murat'ın Reptile Room'unda smok boğa. Gerçekten çok 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 özel bir boğa. İnanılmaz, inanılmaz. Murat yaklaşık yanlış bilmiyorsam 15 sene falan oldu hobinin içerisinde ve benim daha hobiye girmeden önce hani bu canlıları besleyen tek kişi diyebilirim. Ondan izin aldım bugün. Bütün canlıları legal olarak besleyebiliyor çünkü özel belgeleri var ve burada gördüğünüz arowana'dan tutun boğaya kadar hepsi ama hepsi onun izinleri kapsamında beslediği canlılar. Ve burada şu an iki tane daha but var. Bunları dayıya besleyeyim mi beslemeyeyim mi? Hemen yazın. Yoksa yayını kapatıyorum. Dayının kapağını açıyorum. Tabii ki de besleyeceğim. Şu an budu elime aldım. Ve dayıyla baş başayız. Dayı gel. Gel dayı. Gel. Dayı düştü. Al dayı. Al. Hoppa. Hemen yere sürtme. Ağza yerleştirme ve onu boğazına hemen indirecek. Türkiye'nin en büyük kertenkelesi. Dayı. Şuna bakar mısınız ya? Şuraya bir bakar mısınız? İnanılmaz bir şey ya. Hoppa, götür. Şimdi ona Üçüncü budu veriyorum. Bunu
Çok nazik aldı. Çünkü monitörler doymaya başladığı zaman biraz daha böyle işte size hani alışabiliyorlar. Biraz daha böyle evcilleşebiliyorlar. Şu an evcil halini görüyorsunuz. Ve birazdan dayıyı koltuğun üzerine koyacağım. Onunla röportaj yapacağım. Bu hayatından memnun musun diyeceğim. Dayı, ekmek elden su gölden ya. Ne güzel iş. Evet, şimdi dayı alıyoruz. Hoppa. Hoppa. Oh, çok ağır. Oh, çok ağır. Ve onu koltuğa koyuyoruz. Şu büyüklüğe bakar mısınız? Şu büyüklüğe bir bakar mısınız ya? Ayda sadece 2000 lira harcamak istiyorsanız böyle bir canlıyı besleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten büyük lüks. Sadece et yiyor. Sadece et yiyor. Fare yiyor. Bıldırcın yiyor. Ve karşılığında onu doyurduğunuz zaman size sevgi duyan bir canlı. Biri mısır canı lan. Biri mısır canı. Biri mısır canı. Oh 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 oh. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bir kedi kadar boyutu var ama gerçekten inanılmaz bir büyüklüğü var. Şu an belki belli olmuyor ama şu elimi görüyorsunuz. Bir karış genişliğindeki benim elim de büyük ha. Valla 1.88 boyum var değil mi? 1.88 boyum var. Ya tam bir karış sadece gövde genişliği var. Elimi tuttuğumda 1, 2, 3, 4 falan diye gidiyor. Ya bayağı büyük. Abi. Aylık gideri ne kadar mı? Bu arada burası inanılmaz sıcak. Çünkü bu canlıların hepsi sıcak ortamda yaşıyor. Şu an sizin yorumlarınızı okuyacağım. Daha önce okumadığım için beni affedin. Reptile Room çeksen video olarak daha iyi olurdu. Zaten şu an bu an... Şu an bu an... O an onu yapıyorum. Evin ne durumda? Berkcan ile falan çeksen milyonlar izler. Berkcan'la zaten yeni video geliyor. Selam reis demiş. Merhabalar. Selamünaleyküm abi. Uyusana. Çok teşekkür ederim bu öneriyi bana sunduğun için. Selamlar, iyi yayınlar abi. Teşekkür ederim. İyi. Abi yemi kimden alıyorsun ve sürüngen evi ne durumda? Yakında başlıyoruz. Devam edecek. Rize'den selamlar. Baykuş besleme hakkında ne düşünüyorsun abi? Vahşi kuş beslemek yasak. Burada çoğunluk bahsediyor. Abi inanılmaz bir yorum gelmiş. Hepsini okuyacağım ama size bu canlıyı göstermeyi tercih ediyorum. Bu arada benim şarjım bitiyor galiba. Yo, 113. Takıla takıla gidiyor. Ve dayı şu an balıklara doğru gidiyor abi. Bakın gösteriyorum. Dayı nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aha, suya gidiyor. Oh, suya gidiyor dayı. Oğlum nasıl çiziyor ya parmakları? Heh. Gördüğünüz gibi kedi gibi evde geziyor ve o artık onu evine koyuyorum. Evine koyuyorum çünkü doyurduk artık onu. 3 tane but verdik. Dayı yeter artık. Her yerimi çizdin dayı. Ve onu evine koyuyoruz. Hop 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 hop. Tutun oraya. Tutun oraya. Heh. Oh. Gerçekten çok ağır ve onu doyurmak çok zor. Görüşürüz dayı. Bay bay. Ve burada size şu an müthiş bir canlılığa göstermek istiyorum. 40 derece sıcağın içinde size neler yapıyorum seyredin. Burada bilmiyorum ısırılacak mıyım ama dünyanın en vahşi ama bir o kadar da büyük. Dünyanın en büyük 5 yılından birisini size göstereceğim. İnşallah onu alabilirim. Evet.
karşınızda tıslıyor pıslıyor ama aldım onu. Aldım onu. Oh. İnanılmaz. Reflekslere bak. Hepsi ede. Hoppa. Hop. Isıracak mı derken burmezerdeki en büyük taktik yuvarlak çizmektir. Onların dikkatini dağıtmaktır. Hop hop. Evet, biraz sakinleşti gibi ama onu koltuğun üstüne koyacağım. Şu güzellikle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Gerçekten müthiş bir canlı. Green burmeze dünyanın en büyük 5 yılanı arasında gösteriliyor. Bu yavru bir burmeze. Aslında daha da küçüktü. Fakat şu kafa yapısına bakın ya. Şu desenlere bakın. Müthiş. Ve şunu göstermek istedim size. Dünyanın en agresif yılanlarından birisi şu an karşımda duruyor. Ama hiçbir şekilde ısırık vermedi bana. Çünkü onu çok güzel bir şekilde aldım. Şu an tıslıyor. Allah! Şu an strike yapıyor. Ama onu tutuyorum. Onu tutuyorum. Çok sakin bir şekilde yerine koyuyorum. Yerine koyuyorum ve gidiyor. Onu sakin, rahat bir ortama bıraktım. Hop. Evet. Benden bu akşamlık bu kadar. Biraz daha böyle Reptile Room videoları gelmesini istiyorsanız 40 derecenin altında sizin için çekmeye hazırım. Sadece bu videonun altına yorum yazın, beğenin ve devamı gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.